Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret edecek. Kim Jong-un'un geçtiğimiz yıl yaptığı ziyaretin ardından Rus lider, iadeyi ziyaret için harekete geçti. Ancak bu hamle Batı'da endişelere neden oldu. Öyle ki ziyarette Moskova'nın nükleer silahlara sahip bir devletle gelişen ortaklığı gündemde olacak. Putin, Kuzey Kore'nin hemen ardından Vietnam'a da bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu adım sonrası Batı da atağa geçti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, müttefiklerinin bu yıl savunma harcamalarını %18 artıracağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Rusya'nın Avrupa'daki saldırılarını engelliyoruz dedi. Temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO zirvesinde ittifakın 75. yıl dönümü kutlanacak. NATO üyesi 23 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %2 ya da daha fazlasını savunmaya harcaması bekleniyor. Kuşkusuz bu bütçelerin en önemli kısmını nükleer harcamaları oluşturuyor. O halde gelin şimdi hangi ülke ne kadar nükleer harcama yapıyor bir bakalım. Pakistan'ın karada konuşlu füze ve uçaklardan fırlatabileceği 170 nükleer silaha sahip olduğu tahmin ediliyor ve bunların denizaltılardan fırlatma yeteneği geliştiriliyor. Nükleer analistler son 10 yılda Pakistan'ın toplam askeri harcamalarının yaklaşık %10'unu nükleer cephaneliğe harcadığını tahmin ediyor. İsrail'in 90 adet nükleer silaha sahip olduğu tahmin ediliyor. Bunlar karada konuşlu füzelerden, denizaltılardan ve uçaklardan fırlatılabiliyor. İsrail'in nükleer harcamaları hakkında kamuoyunda açık güvenilir bir bilgi bulunmuyor. Hindistan yıllık 2.2 milyar dolar, Fransa 6.1 milyar dolar, Birleşik Krallık 8.1 milyar dolar harcama yapıyor. Rusya ise 8.3 milyar dolarla en büyük nükleer harcama yapan ülkelerin başında geliyor. Öyle ki her dakikada 16 dolara yakın harcama yapıyor. Rusya'nın yaptığı harcamalar son yıllarda savunma harcamalarının yaklaşık %13'üne tekabül ediyor. Çin yıllık 12 milyar dolara yakın harcama yaparken Amerika Birleşik Devletleri ise 52 milyar dolara yakın harcamasıyla lider konumunda. Daha basit bir ifadeyle anlatacak olursak Amerika Birleşik Devletleri her bir dakikada 98 bin dolar nükleer harcama yapıyor. Amerika 2023 yılında nükleer silahlar için 51,5 milyar dolarla diğer 8 ülkenin toplamından daha fazla harcama yaptı. Bu, önceki yıla göre %18 oranında artış demek. Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için Uluslararası Kampanya Örgütü'nün yayımladığı yeni rapora göre, nükleer silahlara yapılan küresel harcamalar 2023'te %13 artarak toplamda 91,4 milyar dolara ulaştı. Araştırmaya göre nükleer silahlara sahip 9 ülke bu silahlar için saniyede 3000 dolara yakın harcama yaptı. Raporda son 5 yılda bu kitle imha silahlarına karşı küresel direnişte de bir büyüme olduğu bilgisi yer aldı.